Herkese selamlar. Futbol Menajer 2020 Büyük Altay kariyerinin 3. videosu yani ara dönem ve transfer döneminin videosu ile karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden transfer konularına girişi yapalım. Ee, öncesinde tabii ki bir kulübün mali durumu nedir? Hangi noktaya geldik? Neler yaptık? Neler yapmayı hedefliyoruz? Bundan çok kısa bahsedelim. Lig tablosundaki yerimiz 5. sıradayız. 17 maç oynadık. 2 mağlubiyetimiz, 7 beraberlik, 8 galibiyetimiz var. 31 puandayız. Yani liderden 5 puan gerideyiz, ikinciden 2 iki puan gerideyiz. Fena bir konumda değiliz. Bizim için Bursa Spor ve Balıkesir Spor menajerleri kümede kalmakta bir hayli zorlanacaklar dediler. Ama kendi halleri ortada, bizim durumumuz ortada. Tabii ki başkanımız da bize dokuzunculuk hedefi koydu. Medya yine bu sıralarda ortalarda olurlar dedi. Ama biz gayet güzel bir şekilde ilk yarıyı tamamladık ve 5. sıradayız. Şöyle hemen fikstüre de bakacak olursak son maçlarımızda 7 maçtır kaybetmiyoruz. Burada bir Türkiye Kupası ve 1-2 maç kaybımız oldu ama 7 maçtır fena götürmüyoruz. Yani Erzurum gibi, Bursa gibi güçlü rakiplerden puanlar aldık. Hemen kulübün mali durumuna bakalım. Mali durumumuz gerçekten sıkıntılı, e, eksiye gitmeye devam ediyoruz. Maaş bütçemiz çok sınırda, gelirimiz karşılamıyor. Borcumuza bakacak olursak net borcumuz 8 milyon euro, e, 8 milyondan da fazla. Gerçekten sıkıntı. E, maaş bütçelerine bakalım. Evet, maaş bütçelerinde e, hangi oyuncunun ne kadar kazandığını, en çok kazanan oyuncumuzu falan görelim, bir değerlendirelim. Ee, en çok tabii ki Marco Pajao kazanıyor ama e, golcümüzü maaşından edemeyiz. Zaten sıkıntı şuradaki sözleşmesi de e, sezon sonunda bitecek. Onu tutabilir miyiz, tutmamız doğru mu olur? Bunu tabii ki ilerleyen zamanda değerlendireceğiz. Şu an için kendisine bir e, dokunmamız söz konusu değil. Abdülkerim Bardakçı ondan sonra en çok kazanan. O da kiralık e, as stoperimiz. Gerçekten çok katkılı oynuyor. Yani baktığınız zaman 15 maçta 7.8 performansıyla etkili. Daha sonra Putsila, Tavares, Kapel, Tatos gibi oyuncular bir hayli paralar kazanıyorlar. Ama bunların içerisinden en verimsiz olan e, bence Putsila diye düşünüyorum. Çünkü ortalaması yani çok mutlu eden tarzdan değil. Açıkçası bu maaş bütçesi açmamız lazım. Eğer ki boştaki oyuncuyu bile alacak olsak veya e, oyuncu bile kiralayacak olsak maaş bütçesine ihtiyacımız var. E haliyle birilerini kadrodan Çıkarmamız gerekli, yani satmamız gerekli. Ee, tabii ki parası da yani 275 bin euro değerinde, 275 bin euro, 300 bin euro civarında satmayı hedefliyorum. Umarım satabilirim. Hem maaş bütçesi hem de elimize biraz belki de transfer parası geçer. Tabii ki başkan bunu bize e, verirse. Helder Tavares'ten hiç faydalanamadık. E, hep ikinci tercihimiz oldu, yedek oldu özellikleri çok güzeldi ama bir şekilde verim alamadık. O yüzden onu da satmak istiyorum. Yani Helder Tavares'i de satabilirsek Tavares Butz ile ikilisinden güzel bir e, maaş bütçesi ve gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Şu anki durumumuza göre tabii. Yoksa öyle 20-30 milyon eurolar kazanamayacağız ama İbrahim Öztürk e, yedek bir oyuncumuz, tecrübeli oyuncumuz. Takımda zaman zaman faydasını da gördük ama gerçekten maaşı ...biraz ortalamaya göre yüksek diye düşünüyorum. Yani İbrahim Öztürk'ün 38 yaşında 14.000 Euro gibi bir aylık maaş alması biraz fazla. Keza Leandrinho'nun maaşı yüksek değil ama verimliliği bir hayli az. 6.7 gibi bir ortalama ile oynuyor. Her maç neredeyse sonradan oyuna dahil etsek de bir fayda göremedik. Yedek forvetimizde Yaser. Yaser'i satsak para etmeyecek. Maaşı da yüksek değil ama verimliliği de bir hayli az. O yüzden Marco Pajal, Tatos gibi, e, Kapel gibi isimler verimsiz oynadığı maçta gerçekten kilitleniyoruz. Yani önceliğimiz kesinlikle şey olacak. E, bir forvet Tatos'un yerine bir ofansif orta saha olacak. E, bir de kanat oyuncusu. İlk üç tercihimiz bu şekilde. Eğer ki satış yapabilir veya oyuncuyu serbest alabiliyorsak e, bu bölgelerin dışında da Takviye yapacağız. Sonrasında da ligin ikinci yarısında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, sıfır bütçeyle transfer dönemini tamamladık. Şimdi sizlere hemen neler yaptık, kimleri göndermeye çalıştık, kimleri gönderdik, ne konuda hayal kırıklığı yaşadık, kimleri takıma dahil ettik. Bunları göstermek istiyorum. Şuradan transfer geçmişinden önce kiralık oyuncularımızla başlayalım. Kimlere kiraladık? Başakşehir'den Muhammed Arslan Taşı kiraladık. Kendisi 18 yaşında herhangi bir maaş ödemedik. Bitiricilik, hız, kararlılık olduğu için sonradan oyuna dahil ettiğimizde belki bize bir katkı sağlar diye kiraladık. Daha doğrusu beleş olduğu için de kiraladık. Yine aynı bedava maaş ödemeden kiraladığımız bir diğer oyuncumuzda kaleci kısmını güçlendirdik. Erten Ersu'yu kiraladık Fenerbahçe'den. Tabi gelir gelmez sakatlandığı için daha bir hafta sahalara uzak kalacak. Daha sonra güzel bir kiralama olduğunu düşündüğüm Mustafa Kapı'yı kiraladık. Mustafa Kapı'dan hemen de verim aldık. Bir ilk 11 oynattık bir de sonradan oyuna dahil ettik. İki hazırlık maçı yaptık bu e, süreçte. Biri Alanya Spor, biri Denizli Spor. Gerçekten süperlik ve güçlü takımlardı. Ee, 6.75 ortalama ile oynadı. Yani kabul edilebilir bence. Ee, sonradan oyuna dahil ettik. Yine verimli olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kapı'ya da herhangi bir bedel ödemedik. Okon ve Adamu'yu sezon başında kulüp kendisi zaten satın aldığı için onları e, şu anda bizde bir alakası yok. Benim çok istediğim ve bedelsiz olarak kadroya kattığım Cüz'i bir maaş verdiğimiz 2700 euro gibi e, Jires Kembo, Ekoko var. Ekoko'yu Bursa'dan da hatırlayacaksınız. E, güzel bir kanat açık oyuncusu. Teknik, dribbling, özel yetenek gibi e, adam eksiltebilecek bir oyuncu. Yani kapelden sonra e, aynı verimi vereceğini düşünüyorum. Yani benzer özellikteler. Çünkü kapel aksadığında Turgut'tan medet umuyoruz. Turgut da kötüyse veya biri sakatsa ikinci bir kanat oyuncumuz, kanat forvet oyuncumuz veya forvete koyabileceğimiz bu tarz bir oyuncumuz yoktu. Gerçekten aylık 2700 liraya e, iyi kapattığımızı düşünüyorum. Onu da serbest aldık. Hemen bir sonraki oyuncumuz biraz süperstar oldu. Asoma Gyan e, Gerçekten bir yandan futbol oynamasa da umarım... Top oynamayı unutmamıştır ve sonradan oyuna dahil ettiğimizde bize belki de bir kurtarıcı, belki de bir dokunuşla, bir vuruşla galibiyeti, beraberliği getireceğini düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Yani her ne kadar kötü de çıksa Asamoah, Asamoah'tır bence. Ona da 3800 euro maaş ödeyeceğiz. Herhangi bir bonservis bedeli yok. Zaten boştaydı bir yıl. Futbol oynamıyordu. Belki taksicilik yapıyordu. Artık bilmiyorum onu. Bir sonraki transferimiz Dani Nuenko. Dani'yi de serbest aldık. Ona biraz 5000-25 Euro gibi bir maaş ödedik. Ee, ama defansımız güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü özellikleri fena değil. Ee, i̇lk 11'e bile koyabilecek tarzdan bir oyunumuz. O da serbestti. Daha önce Akisar'da falan oynadı. Galatasaray'dan da biliyorsunuz. Peki bunları nasıl yaptık? Sonuçta tamam bu kiralıklar e, hiçbir maaş ödemedik. Ama bedelsiz oyunculara e, çok cüzi de olsa 10.000 Euro'nun azıcık üstünde bir maaş ödedik. Leandrinho'yu sattık. E, Leandrinho'yu 51.000 Euro'ya sattık. Fakat Leandrinho'nun maaşı 10.000'lerdeydi. 10 bir de İbrahim Öztürk'ü sattık Karabükspora. E, İbrahim Öztürk'ü. 3.800 euroya sattık. İbrahim'in de maaşı 10.000 euro civarındaydı. Yani iki oyuncumuzun maaşı 20.000 civarında olduğu için gelen üç oyuncuyla denkleştiler. Ee, bunun haricinde bir de hainler bölümümüz var. Hainler bölümünde Tavares'i ben e, cüzi bir rakama satmak isterken o gidip Familisio'ya e, Temmuz ayında ben size geliyorum diye imzayı attı, bedavaya gitti. Şimdiden daha acaba onun cezasını kesip 19 yaş altı takımına gönderip çürümeye mi terk etsek diye düşünüyorum sezon sonuna kadar. Ki en çok kazananlardan da bir tanesi 22.500 Euro maaş alıyor. Yaptığı gerçekten ayıp. Bir diğer isim Leandro Capel takımın yıldız ismi. 15 maçta 9 gol 4 asistle oynuyor muazzam bir performans ki özel yeteneği tekniği falan uçak yani ki özetlerde de gördük sık sık. Kendisi de e, ee, Herenven'le anlaştı. Hollanda'ya gidecek. Zaten Hollandalı. Yani Kapel'e bir şey demem. Kapel kendisini gösterdi ve bizim bütçemiz olmadığı için ona bir maaş teklifinde bulunamadık. Ben bu oyuncuları almasam bile yönetimin bana vermiş olduğu maaş bütçesi en çok 11 bin euroydu. Tabii ki de Kapel'i elde tutmaya yetmiyordu. O yüzden Kapel'in gidişi mecburen olacak sezon sonunda. Tabii ki Kral da gidiyor. Marco Pajao hemen Boavista'ya imza attı hem de 39.500 euro kazanıyordu bizden. 10, 15 maçta 10 golü var. Ama sezon sonu o da gidecek. Tabii ki playoff'un ötesine geçip lige çıkarsak bu bir hayli zorlayacak bizi. Kapel, Paja, Tavares gibi oyunculardan yoksun olarak devam edeceğiz. Ama şu var. Acaba lige başladığımızda imza attıkları için moral motivasyon olarak düşüş yaşayıp ...verimsizleşecekler mi? Eğer öyle olursa da bir hayli sıkıntıya düşeriz. Çünkü gol yollarımız çok ciddi aksayacaktır. Umarım yeni oyuncularımızı da dahil edebiliriz. Hemen şöyle e, takım raporundan kadro derinliğine bir göz atalım. Forvet hattımız bir hayli genişledi. E, forvet arkasında daha çok Tato'su oynatacağız ama... ...Putsile'yi de bir türlü satamadık. 235 bin değeri var, 24 bin maaş alıyor... Ama ne gidiyor ne bir şey yapıyor gerçekten. Bir de sakatlığı da vardı. Hala da devam ediyor bir hafta. Bakalım onun için nasıl bir çözüm düşüneceğiz. Orta sahayı kalabalıklaştırdık. Segbe çok iyi oynarken. Yanına Mustafa Kapı'yı getirmiş olduk. Turgut, Kapel, Kembo Ekoku gibi kanat oyuncularımız olmuş oldu. Defansımız Abdülkerim ve Gencerdi. Onların arasına nuenkuyu dahil ettik. Doğayla zaten... Özgür. Sol bekimiz Erhan Kartal'la da Yasin Palas sağ bekte görev alacaklar. Kaleye de Erten Ersu'yu dahil ettik. Olası bir ihtiyaç durumunda onu da kullanırız diye. Ee, bu Okon ve diğer e, yabancı oyuncumuz da yabancı sınırına takılmamak adına kiralamaya çalıştık. Onları da kiralayabilirsek. Son olarak e, Alanya ile ve Denizli ile iki hazırlık maçı oynadık. E, Alanya maçı çok Fena geçmedi. Pozisyonlara falan da girmiştik. Hemen şöyle kritik anları e, izleyelim. Size kritik anları göstereyim. Evet burada maçın başında Alanya Spor biraz baskın oynadı. Ama e, ya böyle çok aşırı pozisyonlar, kaleci kurtarışları falan diye geçmedi. Ortada geçen bir maçtı. Bunun güzel yanı şu, Süper Lig ekibi olan Alanya Spor'la başa baş mücadele edebilmek. E, yeni isimlerimiz katıldığı bir ara verdik. İşte sözleşme imzalayan, sezon sonu kesin gidecek olan oyuncularımız oldu. Hani belki de e, verimli olmayacaklar, belki de takımın durumunu önemsemeyecekler. Ama ona rağmen e, çıkıp Alanya'ya karşı iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Lig öncesinde, lig arasında kondisyon kazanmak açısından. İyi bir e, karşılaşma oldu. Ee, burada kalecimiz gole izin vermedi. Yine e, Ender gelişen San Marino atakları gibi biz de atak yaptık ama golü bulamadık. Onlar da ataklar yaptı. Biraz daha tehlikeli ataklar yaptılar hatta. Onları da savuşturabildik. Ve maçı 0-0 bitirdik. Yine baştaki parolamız geçerli. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Umarım lig maçlarında da bunu uygularız. Bu da son ataktı. Son ataktan da sonuç alamayarak maçı 0-0 tamamlamış olduk. Son atak bizim miymiş? Bizimmiş ama yine de etkisiz bir atak. Bu şekilde bitiyor maç. Denizli'ye karşı 2-0 yenildik. Denizli'ye karşı hemen şöyle size sadece golleri göstereyim. Maçın özetine çok gerek yok. Zaten hazırlık maçı birçok farklı oyuncu falan oynattık. Bir yanla başladık forvette. Hadi Sako uzun bir topla defans arkasına sarkıp temiz bir gol vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiriyor. İkinci golde Recep Niyaz'dan gerçekten Frikik'ten tık diye köşeye bıraktı. 2-0 yenildik. İstatistik olarak çok geride kalmadık ama sonuç olarak maalesef kaybettik. Önemli değil. Maksat kondisyon kazanmaktı. Şimdi Giresunspor ile yeni transferlerimizle birlikte lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sıradaki maçımız Giresun, Spor olacak. 4. Giresun Spor maçı ile olacak. Dördüncü videomuz Giresunspor maçıyla başlayacak. Üçüncü videoda transferi mali durumumuzu, yaptıklarımızı, kimleri aldığımızı konuştuk. Kimleri e, sattığımızı belirttik. E, tabii ceza keseceğimiz oyuncular da olacak. Onu bir sonraki videoda göreceksiniz. Yani takıma bir kuruş bile kazandırmadan giden oyuncuları açıkçası kadroda tutmak istemiyorum. Özellikle Tavares'e bilendim. Kapeli her türlü muhtaç ama Tavares'e e, birazcık bilendim. Umarım e, Asamoah'ın kalitesinin hakkını verir. E, Ekoko'dan çok fazla beklentim var. Ondan faydalanırız. Bunların hepsini neler olacağını büyük altayla playoff'ta kalıp hatta ilk ikiyi zorlayacak mıyız? Dördüncü videoda bunları göreceğiz. Transfer dönemini böylece geride bırakmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Dördüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.